Yıllar önce ilk olarak Tansu Çiller'in önerdiği Türkiye milletvekilliği formülü yeniden gündemde. Bu kez öneri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Tam da yeni kurulan partilere milletvekili transferi açıklaması tartışılırken CHP lideri sözlerine açıklık getirdi. %1 oy alan partinin genel başkanı mecliste olmalı. Ha bunun için gerekirse bir Türkiye milletvekilliği diye ayrı bir bölüm açılır. Demokrasi için tüm partilerin mecliste temsil edilmesini isteriz dedi. Bir dönem çok tartışılan Türkiye milletvekilliği seçeneğini yeniden gündeme getirdi. %1 oy alana bir milletvekili verirsiniz. %2 oy alana iki milletvekili verirsiniz. Siyasetin tartışılan başlığı milletvekili transferine katıldığı televizyon programında değerlendirdi CHP lideri. Cumhur İttifakı cephesinde tepkiyle karşılanan, gerekirse yeni kurulan partilerin seçime girebilmesi için vekil veririz sözlerine açıklık getirdi. Bir taahhütte bulunmadık. Böyle bir şey doğru da değil zaten. Ben Gelecek Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'yla da, Deva Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'yla da bu konuların hiç konuşmadım. Sadece sorular üzerine bu yanıtı verdim. Eğer böyle bir kumpas kurulursa demokrasiye karşı bu kumpası çözmek bizim görevimizdir. Kılıçdaroğlu kurmaylarına milletvekili transferi konusunda MHP ile karşılıklı tartışmaya girmeme talimatı da verdi. CHP Adana Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı'nın vefa destek gruplarına saldırı iddiasıyla tutuklanması da gündemindeydi. Orada bir tartışma dolayısıyla kendisine silah çekiliyor. Orada görüntüler var. Vermiyorlar, gizliyorlar. CHP lideri video konferansla görüştüğü apartman görevlilerinden de örgütlenmelerini istedi. Büyük ölçüde haklarınızın ihlal edildiğini biliyorum. Bunun mücadelesini yapmak için sizin örgütlenmeniz lazım.